Selamlar, ben Semih. Bugün arkadaşlar iyi misiniz, nasılsınız? Size gerçekten bomba gibi bir destek göstereceğim. Bu destek karşıma geldiğinde ben artık tutamıyorum bile. Bu arada video geçmeden bir etkileşim bırakırsanız çok sevinirim. Desteğimize gelirsek arkadaşlar. Bakıyorsunuz ve kazanma oranı %55,4 ki bu çok yüksek bir rakamdır. Rakam değil, pardon, sayıdır. Bu desteği kullanacağız arkadaşlar. Bugünün destesi bu. Evet, kopyalıyorum hemen arkadaşlar sizi bekletmeden. Ve desteğimiz, evet, 3,5 iksir. Hadi başlayalım. Evet, rakip bol şans diyor arkadaşlar. Biz de bol şans diyelim ve haydutla başlayalım. Tabi duvar yıkıcı da atabilirdim, artık tercih size kalmış. Rakibin ne oynadığını bilmeden ben burada tercih yapamam yani. Evet, altın şövalyesini çıkardı arkadaşlar. Mega şövalyenin en kilit hamlesi budur. Sürekli adamın yakın menzil kartını takip edeceğiz. Çıkardığında da böyle prens mega şövalye basacağız. Bir de yarısa bastık mı arkadaşlar, tadından yenmez gerçekten. Evet, elinde yakın menzil kartı yok. 7 iksir kullandı orada, madenciyle atalım biz. Evet, iksir olmadığı için madencimiz çok çalışıyor. Duvar yıkıcı bırakıyorum. Barbar Vali atarsa da 2-2 takas yapmış oluruz. Uf, az kalsın vuruyordu. Evet arkadaşlar, eğer Mega Şövalye kullanıyorsanız ve yakın menzil kartı takip etmiyorsanız kesinlikle hata yapıyorsunuz. Kesinlikle takip edin. Zaten Mega Şövalye böyle oynanıyor. Ya yani Mega Şövalye destelerini Haydut'ta görürsünüz. Neden? Yakın menzil kartını zorlar rakibin. Evet. Basalım biz Haydut'u arkadaşlar. Kafes elinden çıktı. Rakibimiz domuzcuklar oynuyor. Bunu da söyleyeyim yani, bilmeyen varsa. Hemen burada prensi basabiliriz arkadaşlar. Prens şimdi kafesi öldürüp de atağa çıkacak çünkü. Soldan domuzcuk gelebilir. Mega Şövalyem var. Çok rahat savunurum. Şok birini çok güzel yere attı arkadaşlar. Ama uçan makinesi öldüğü için sıkıntı yok. Madenci artı duvar yıkıcı yapalım. Arkadaşlar, yakın menzil kartı altın şövalyesi çıktığı için ne yapıyoruz? Tabii ki de mega şövalyeyi basıyoruz. Arkadaşlar, mega şövalyemizi tabii ki de muhafızlarla savunacağı için muhafızları öldürecek bir atak kuruyorum şu anda. Bir anda yok olsun muhafızlar. Evet, muhafızları temizlemeyi başaramadık. Düşündüğüm gibi olmadı. Evet, sol tarafta Mega Şövalye'yi bilerek kullanmadım arkadaşlar. Sonra kullanmak isterim diye. O halde bu hasarları artık gözden çıkartacağız. Çok güzel girdik bu arada. Aha, Mega Şövalye temizledi orayı. Bravo duvar yıkıcılar, öne geçtik. Şu anda öne geçtik arkadaşlar. Prens de var solda. Çok iyiyiz. Mega şövalye geliyor. Tersten saldırır mı diye bir bakıyorum ama saldırmıyor. Evet, deniyoruz deniyoruz ama bir türlü giremiyoruz. Uçan makinenin vurmasına bilerek izin verdim. Arkadaşlar, artık arkadan çıkacağız, yapacak bir şey yok. Umarım domuzcuklarla sağdan girmez. Evet, bize bir kontrol atak fırsatı verdi böylece. Tabii ki de muhafızlarla savunacak, o yüzden ona göre atak kuralım. Muhafızları kullanmadı bu arada. Hadi duvar yıkıcı. Arkadaşlar, resmen hayata döndük. Arkadan prens, köprüden mega şövalye yapalım çünkü baskı yapmazsak adam bu sefer bize baskı yapacak. Tersten domuzcuk basarsa sıkıntıdayız. Arkadaşlar, burada mega şövalye atmıyorum. Saklamak istiyorum domuzcuklar için. Saldırmalıyız. Sadece saldırmalıyız.
Hadi madenci vur. Az kaldı. Bir tane daha madenci geliyor. Baskıya devam. O saldırmasın sakın. 10 saniye. Ve iyi oyundu arkadaşlar. Ya normalde bir desteği bu kadar fazla da övmem ama iyi oyuncu diyelim şöyle. Hoşuma gidiyor bu deste gerçekten. Prensimizi basalım. Havanı korumak için ekstradan iksir kullanmak zorunda kalacak. Burada oklar atmaya gerek yok bence. Ama burada var. Bravo Haydut. Ya gerçekten bu Haydut mükemmel bir şey. Ben normalde bu kadar sempati beslemiyordum Haydut karşısında ama şu an besliyorum gerçekten. Hiç beklemediğim bir anda yediğim hasarı rakibe geri atıyor. Gerçekten çok hoş bir şey. Okçuları böldük. Evet, bu maç biraz daha farklı geçecek gibi. Eyvah. Oklarım lazım bana. Oklarım nerede? İyi bari iyi kurtardık kendimizi. Adamın minyon sürüsü olduğunu bilmiyordum. Yani evet, aslında bunu düşünmemiz lazımdı ama güzel döndürdük ya. O anda panik olup okları döndüremeyebilirdik hani o kriz anında. Güzel oldu gerçekten. Şu anda bundan sonra oklarımı mesela saklamaya özen göstereceğim. Neden? Adamda çünkü minyon sürüsü var. Okçular atıp ardından yarasa atalım arkadaşlar. Şimdi çarpması falan vardır veya başka bir şey atar okçular, bir anda tomruk atar. 2x'e doğru girmeye başladık. Henüz o özel mega şövalye prens taktiğini yapabilmek için bir fırsat bulamadık. Belki de minyon sürüsündendir. Prensimi çıkartmak istemediğim için madenci attım. Şimdi 2x'e daha fazla vermeyelim. Tersten hasar yiyeceğim. Kule canlılığını eşitlemek adına ama sanki daha çok vuracak sağa. Fena değil, evet. Rakip de öyle geçiştirmek için iskelet ordusu attı. 2x'e de girdik, hadi bakalım. Okları saklamam lazım arkadaşlar ama çok gerektiğinde atarım. Acımam yani. Evet, rakip beni sazan yerine koyup ok atmam için bana tuzak atıyor. Güzel deneme ama yemeyiz. Okları atarsam anında minyon süsünü basacak yani, acımayacak. Evet arkadaşlar, arkadan çıkalım. Adam savunmaya devam ederken bizim arkadan çıkmamız daha iyi oluyor bizim için. Aha, sağdan giriyor, eyvah. Okları kullanmak zorundayım. Sola minyon sürüsü atacak. Yarasa atalım bari, yarasalar yavaş yavaş temizlesinler. Bravo be. Çok iyi oynadık. Özel mega şövalye taktiğini yapalım. Hadi Haydut vur. Vur ve maçı Haydut kazandırdı gerçekten. Mükemmel maçtı. Evet, karşımızda Carlos CR var ve arkadaşlar bu adam genelde balon dışında oynamıyor. Ona göre de tabii ki de oynayışımı şekillendireceğim. Başlangıç kartımız çok da önemli değil. Destesini tam bilmiyorum çünkü değiştiriyor. Minyonlar oklarımız olması da ayrı bir güzel oldu şu an. Bakalım başka neleri varmış. Madenci tamam, balon var. Bizim havaya bakan neyimiz var? Okçumuz var. Yarasamız var. Bir rakibi tanımak için madenci attım. Bir tanışalım önce. Paketi çıkardı. Güzel, yarasa var elimde diye şu anda okçuları atabildim elimden. Hani balon atarsa elimizde cevapsız kalmıyoruz, o yüzden yani. Hala tanışma aşamasındayız. Serserileri olabilir. Onu görmek istediğim için bir yandan da prens bastım. Var mı serserilerin? Bravo Haydut. Maça 1000 hasar önde başladık. Paketini kullansın bu sefer, yarasa vursun.
Evet, her şeyi hesaplı yapıyoruz ama vuramadık arkadaşlar. Balığına karşı hala elimde okçular var. Ama bu adamın okları yok arkadaşlar, onu fark ettim. Okçulara bir şey yapamayacak. Güzel, Haldus'umuz hata çıkıyor yine. Oyundaki en güzel kartlardan bir tanesi Haldus olabilir. Keşke daha çok kullanma şansım olsaydı. Azıcık canıyla bile bayağı kuleye vurabiliyor. İksir az diye arkadaşlar yine madenci attım. Evet, bomba kulesini ucu ucuna attı arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Maçın başından beri adama nefes aldırmadık. Kulesinin yarısını aldık ve adam hiçbir zaman saldırma fırsatı bulamadı. Ve 2x'e de gidiyoruz artık. Biraz daha oyun hareketlenecek. Evet. Arkadan prens. Saldırmasını bekliyorum. Madem balıkçı attın, ben de mega şövalyeyle onu kitleyeyim. Oklarımı kullanmak istemiyorum. Minyonları var çünkü. Balonla beraber atacak. Evet, okları kullanmadığımız için okçular her şeyi öldürdü. Evet, minyonları atmadığı için arkadaşlar desteği döndürmede kullandım okları. Bir madenci formaliteden. Bomba kulesini atar mı? Evet, fena değiliz arkadaşlar. Umarım balon minyonlar basmaz madenci ile beraber. Hazırım yarasalarla. Evet arkadaşlar, okları ben... Oh, vurmadı. Okları ben bu yüzden elinde tutuyordum. Gördüğünüz gibi ne kadar tehlikeli olduğunu gördünüz. Balon artı minyonların. Saldırmak istiyorum. Arkadan prens, köprüden mega şövalye, arkasına yarasa. Fix hamlesini hep yapıyorum gördüğünüz gibi. Şu anda da yapacağım. Kule balona bakıyor. Şahmat. Evet, bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.